Herkese merhabalar. Filimsiler ve tamlamlar konusunu bugün sizlerle birlikte harika bir şekilde öğreneceğiz. Peki neden hocam? Çünkü dünyanın en kolay konularından bir tanesi. Gerçekten Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonrasında filimsiler konusunun çok önemli bir konu oldu. Yani cümlenin ögelerini, cümle türlerini, anlatım bozukluğunu etkileyen, üniversite sınavında fazlasıyla çıkan önemli bir konu olduğunu ama çok da kolay bir konu olduğunu öğrenmişler. Biz de bugün bu konuyu öğreneceğiz sizlerle birlikte. Zaten de biliyorduk hatırlarsanız 8. sınıfta LGS hazırlanırken bu konu zaten karşımızdaydı. İsim tanımlamalarını da öğreneceğiz. Bu çok önemli bir konu. Bu konu da yine üniversite sınavlarına mutlaka çıkıyor. Ve tanımlamaların özelliklerine bakacağız. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve hemen dersimize başlayalım. Müzik Şimdi filmsi nedir böyle tamlamalar falan böyle karmaşık bir şey var. Bu özel sayfası esasında ama ben öncelikle size filmsinin tanımını şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün bunu her zaman yaptığımız şeyi bir kez yapmak istiyorum. Bir trenin vagonları vardır diyorduk hatırlarsanız. Bir de trenin gitmesini sağlayan lokomotifi vardır diyorduk. Vagonlar lokomotif tarafından çekilir. Eğer vagonlar... Lokomotif olmazsa gidemez diyorduk. Bakın hadi git bakalım vagonlar gitmiyor. Ama vagonlar olmasa lokomotif gider. Şimdi biz Türkçe'de lokomotif olarak gördüğümüz kelimenin yüklem olduğunu düşünüyoruz. Ve diğerleri de diğerleri işte. Aman özleymiş, zarf tümleciymiş, dolaylı tümleşmiş, nesneymiş. Ya. Sen vagonsun sonuçta. Yüklem olmazsa hiçbir şeysin sen. Tüm sorular yükleme soruluyor. Bunu zaten hatırlıyorsunuz. İşte biz de cümlelerde önce yüklemi bulacağız. Sonra geriye kalan kelimelerden olumsuzluk iki alabilenlere bakacağız. Yani şöyle örnek veriyorum. Mesela diyelim ki... Öğrenciler, öğrenciler dersi dikkatlice diye bir cümle olmaz. Yüklemi yok. Dikkatlice dinliyor deyince cümle cümle olmuş olur. Bunu zaten biliyorsunuz. İşte yüklemi bulacağız. Sonra geri kalan kelimelere bakacağız. veya başka bir cümle yazayım. Ee, öğrenciler, öğrenciler dersi dinlerken, dinlerken dikkatliydi diyelim. Mesela bu sefer de yüklemimiz dikkatliydi olsun. Şimdi sizden isteğim şu. Bakın yüklemi bulduk. Zaten ben yüklemi belli ettim zaten. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame kalabilen alabilen var mı? Bak, bak, bakın bakalım. Öğrenciler ders. Yok. Buraya bakalım. Öğrenciler ders dinlerken. Aaa dinlerken dinlemezken dediniz ya İşte bu filmse arkadaşlar bu kadar basit. Yani kuralımız şu önce yüklemi bul geriye kalan kelimelerden Mame ile olumsuz yapılabilen ifadeye bak. Mesela başka bir cümle yazayım. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince böyle bir cümle olur mu? Bu cümlenin yüklemi var mı? Hayır yok. Niye? Çünkü cümlenin lokomotifi yok. Kırmızısı yok. Cümlenin yüklemi yok. Cümle bitmiyor. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı çıkmak Böyle bir cümle olur mu? Hala yüklem yok. Bak hocam bir sürü şey yazdınız ama boş. Çıkmak gerekti diyelim. İşte bu gerekti yüklem oluyor. Niye cümle bitti? Gelenlerin kim olduğunu anlamak sence dışarı çıkmak gerekti. Bak gerekti yüklem. Şimdi yüklemi böyle yani lokomotifi böyle aldım. Sonra geriye kalan kelimelerden mâme kalabilen yani dinlerken dinlemezken gibi olan ifadelerin fiilimsi olduğunu söylemiştim. Bakalım gelenlerin gelmeyenlerin olduğunu olmadığını. Anlamak anlamamak. İsteyince istemeyince Çıkmak çıkmamak. Gördünüz mü? Toplam 96 tane filmsi çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 tanemiş. Pardon yanlış saydım. Dolayısıyla filmsi. Bu kadar basit. Bazen bir tane olur. Bazen hiç olmaz. Bazen 5 tane olur. Ama sonuçta olur. Ve dikkatli olmamız gerekir. Şimdi Fiillere getirilen eklerle, bak tanıma bakın. Fiillere getirilen belirli eklerle türetilen ve cümlede isim sıfat veya zarf görevinde kullanılan sözcükleri fiilimsidir. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? İğrendim yani. Artık bir öğretmen olarak böyle bir tanım görmedim ki ben yaptım bu tanımı da. Gerçekten çok kötü bir tanım yapmışım yani. Bu kadar kötü tanım olmaz ki. Ya kardeşim bana fiilimsin nasıl bulunduğunu söyle. Aha burada bak. Cümlede önce yüklemi bul. Hop. Sonra geriye kalanlardan mame olumsuz alana dikkat et. Bakalım. Çocuklar yaban gülü toplamak için kırlara gittiler. Gittiler yüklem. Toplamak, toplamamak. Kırlardan yaban gülü toplayan çocuklar evlerine döndüler. Döndüler yüklem, toplayan toplamayan. Çocuklar kırlardan yaban gülü toplayıp annelerine verdiler. Verdiler yüklem, toplayıp toplamayıp. Şimdi burada toplamak isim fiil olacak. Toplayan sıfat fiil olacak. Toplayıp zarf fiil olacak. Neden hocam? Şimdi ona gelelim. Bakın şimdi. Fiilimsiler fiillerden türüyor. Cümle içinde isim sıfat veya zarf oluyor. Ve en önemli özelliği de mame ile olumsuz yapılabiliyor. Mesela bu romanı okuyacağım. Bu cümlede okuyacağım sözcüğünün yüklem olduğunu biliyoruz. Bura, roman okuma hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor yüklem. Yazar bir yeni bir roman yazmış. Yazmış yüklem. Yazar okunası romanlar yazıyor. Yazıyor yüklem. Bu romanı yarın bitireceğim. Bitireceğim yüklem. Romanı bitirince dinlenirim. Dinlenirim yüklem. Şimdi yüklemlerimiz yani lokomotiflerimiz belli. Sonra biz ne yapacağız? Geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakacağız. Öyle değil mi? Bakalım şimdi. Burada yok. Geç. Burada var mı? Var. Okumak, okumamak diyebiliyoruz. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Okunası, okunmayası diyebiliyoruz. Tamam. Burada var mı? Yarın, yarmayın. Saçma. Olmaz. Romanı bitirince, bitirmeyince tamam. Oldu. Şimdi okumak, okunası ve bitirince sözcükleri fiilimsi. E, tamam hocam. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ama ne hoşuma gidiyor? Roman okumak bu isim fiil. Ne sorusu? Yani isim fiil. Nasıl romanlar okunası romanlar? Bak bu da sıfat olmuş. Sıfat fiil. Ne zaman bitireceğim? Yarın bitireceğim. Ne zaman dinlenirim? Romanı bitirince dinlenirim. Bak bu da zarf fiil oluyor. Yani aldıkları eke göre mayışmak eki alanlar isim fiil olacak. An, esi, mez, ar dikecekmiş eki alanlar ve genellikle cümlede sıfat olanlar sıfat fiil olacak. Cümlede yüzde yüz zarf olanlar yani ne zaman, nasıl sorularına cevap verenlerde zarf fiil olacak arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla mesela burada toplamak ne? Toplamak için gittiler. O zaman bu isim fiil. Nasıl çocuklar? Toplayan çocuklar bu sıfat fiil. Nasıl annelerine verdiler? Yaban toplayıp diyor. Bu da zarf fiil olacak. Peki hocam biz bunları böyle sorularla mı bulacağız? Hayır. Eklerine bakıp çok rahat bir şekilde bulacağız. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Fiilimsi ve çekimli fiil farkı çok önemli. Buraya dikkat dinlemenizi istiyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi fiilimsi anlamıştık. Mesela demiştik nasıl örnek verelim? Tonguç derslerine derslerine diye bir cümle olmaz. Tonguç dersine çalışıyor dediğimizde, Tonguç dersine çalışıyor dediğimizde bunun yüklem olduğunu görebiliyorsunuz. Cümleyi bitirdim. Şimdi şöyle dikkat edin. Tonguç derslerine e, çalışınca e, mutlu oldum. Mutlu oldu. Bak şimdi, Tonguç mutlu oldu. Şimdi burada buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bu kırmızı, bu da kırmızı. Ama dikkat edin. Çalışıyor yüklem. Bu yüklem. Çalışınca ise yüklem değil. Burada yüklemimiz mutlu oldu sözcü. Bu nedir? Bu bir fiilimsi. Görüyor musunuz bak? Çalışıyor yüklem. Mutlu oldu yüklem. Tonguç özne, Tonguç özne, derslerine dolatılmış. Ne zaman? Derslerine çalışınca, yani daha doğrusu derslerine burada dolatılmış, burada dolatılmış değil. Ne zaman mutlu oldu? Derslerine çalışınca bak. Çalışınca sözcü bundan farklı. İkisi de aynı renk yazdım ama arasındaki fark görün diye bak. Çalışıyor burada bir yüklem. Bu ise bir yan cümle. Bu bir fiilimsi. Şimdi burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Bazen de şöyle olur. Tonguç derslerine derslerine çalıştı. Bu da bir yüklem görebiliyorsunuz. Çalıştı. Virgül. Mutlu oldu. Şimdi bu yüklem tamam. Ama bu da yüklem görebiliyor musunuz? Yani şu cümleyi bitirmiyor. Tonguç dersine çalışınca diye bir cümle olmuyor ama Tonguç dersine çalıştı diye bir cümle olur. Ha sonra bir tane daha yüklem gelmiş. O ayrı mesele. Buradaki farkı görmeniz lazım. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Romanı oku dum dediğin zaman bu cümle biter. Romanı okunmuş dediğin zaman bu cümle biter. Romanı okuyor, romanı okumalısın. Romanı oku ee, okuyunuz mesela emir gibi getireyim. Romanı okuyacak, romanı e, okuyalım, okuyalım istek gibi. İşte romanı e, okumuştu. Bak bunların her biri, şurada gördüklerinizin her biri bir kipeki. Ve tabi burada ek fiil de var. Ve bunların her biri cümleyi bitiren bir fiil yapmış. Buradakiler fiil arkadaşlar. Bak bunların hepsi nedir? Bunların hepsi fiil. Fiil. Yani diğer bir deyişle çekimli fiil. Zaten çekimsiz fiil diye bir şey yok. Bunu görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi bakın. Burada da fiilim kullanacağım. Roman okuyunca e romanı okurken e bak burada bitiremiyorum. Bak, burada cümlenin sonuna nokta koydum. Burada üç nokta koyuyorum. Dikkat etseniz bitmiyor yani. Roman okuyunca mutlu oldum demen. Roman okurken işte kapı çaldı. Öyle bir şey olması lazım. Romanı okuyup e romanı okuduğunda e Romanı okumak e eee romanı okuyan Ne diyorsun? Devam et. Cümleyi bitir. Bak, bunlar bitirebiliyor ama bunlar bitiremiyor. Veya romanı eee e, ne diyelim mesela? Okuyarak bak. Romanı okuyarak konuyu daha iyi anladı mesela. Bak, cümle devam etmesi gerekiyor. Bak. Bunlar bitiriyor buradaki ekler. Bunlar fiil yapıyor. Bunlar ise filmse yapıyor. Ve veya romanı okumadan filmi anlayamazsın gibi. Şimdi dolayısıyla buradakiler fiilimsi ekleri. Bunlar fiilimsi oluyor. Bunlar fiilimsi olduğu için arkadaşlar cümleyi bitiremeyen, bunlar böyle arada dolaşan yan cümlecikler yani. Böyle tam şey değiller, böyle fil gibi karizmatik değiller. Şimdi bakın, e çekimli fiili, fil farkını şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi, bu tablet eskimiş. Eskimiş bir fiil. Eskimiş tablet değiştirdi. Değiştirdi fiil ama eskimiş tablet bu bir fiilimsi. Bak bu sıfat fiil, bu fiil. Mağazaya gitti tablet aldı. Mağazaya gidip tablet aldı. Şimdi gitti fiil, aldı fiil. Aldı fiil ama buradaki ise gidip fiilimsi. Niye? Mağazaya gitti deyince cümle bitiyor ama mağazaya gidip deyince cümle bitmiyor. Boş zamanlarında tabletten roman okuyormuş. Okuyormuş yüklem, fiil daha doğrusu özür dilerim. Boş zamanlarında tabletten tamam. Boş zamanlarında tabletten roman okuduğunu söyledi. Söyledi fiil, tamam. Okuduğunu ise fiilimsi arkadaşlar. Okuduğunu fiilimsi. İşte fiilimsi ile fiil arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Ben bu farkı bu şekilde gösteriyorum. Ya yani fiiller cümleyi bitirebilir rahat bir şekilde. Fiilimsel ise böyle kalır diyorum. Şimdi o zaman gelin buradaki fiilimseli beraber bulmaya çalışalım. Siz videoyu durdurup kendiniz bulup sonra bana da dönebilirsiniz. Ya da benimle beraber de olabilirsiniz. Ne yapacağız? Önce yüklemi bulacağız. Yani önce loko lokomotifi bulacağız. Lokomotifi bulduktan sonra geriye kalanlardan mame eki alanlara bakacağız. Pastırma yazı Kasım ay ortası bitip takvimler aralığa doğru ilerlerken hava 18 derece civarında seyredip bizlere sıcak günler mi yaşatacak? Şimdi bak. Gerçekten de bu aralar pastırma yazı var. Yaşatacak yüklemimizi bulduk. Pastırma yazı Kasım ortası bitip takvimler aralığa doğru ilerlerken hava 18 derece civarında seyredip bizlere sıcak günler mi yaşatacak? Bak. Burada yaşatacak yüklem olduğu için bunu kırmızıyla yapalım. Yani bu bir fiil. Ama şunları bitmeyip ilerlemezken seyretmeyip bunların fiilimsi. Yoksa sıcaklık 8'e düşüp bizi üşütecek mi? Üşütecek mi? Bilinmez. İki tane yüklem var burada. Ama burada düşüp diye bir fiilimsi var. Fakat gezmeyi sevenler buna pek aldırmıyorlar. Aldırmıyorlar. Yüklem. Gezmeyi gezmemeyi sevenler sevmeyenler. Bunlar fiilimsi. Hele sıcakta da soğukta da keyif verecek bir yer varsa biraz kalınca bir yağmurlukla yola çıkmak yeterli. Yola çıkmak yeterlidir demek istiyor. Yeterlidir demek istiyor. Bu yüklem. Şimdi geriye kalanlardan mamek alanlara bakıyorum. Keyif verecek bir yer. K kalınca kalmanca diyebilir miyiz? Hayır. Bir yer varsa biraz kalınca bir yağmurluk. Yani kalın olan bir yağmurluk. Kalınca kalmanca diyemezsin. Yola çıkmak çıkmamak. Bu fiilimsi. Buraya dikkat edin. Yani kalınca kalmayınca. Cümleyi okuman lazım. Bu kalınca. Mesela bu gömlek ince. Ama işte atıyorum ee, şu kitap kalınca bir kitap. Türk Dili Edebiyatı kitabı kalınca. Onun gibi. Şimdi. Fiilimsinin türlerine bakalım. İsim fiiller mame ile olmuş yapılabilecek... Sıfat fiiller de mame olmuş yapılabilecek. Zarf fiiller de ile olmuş yapılabilecek. Hocam biz farkı nasıl anlayacağız? İsim fiiller mayışmak eklerini alacak. Yapım eklerini. Sıfat fiiller an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Ecek, güzel yazamadım. Miş yapım eklerini alacak. Zarf fiiller de geriye kalan ekleri alacak ama siz bunu şöyle de bulabilirsiniz. Yükleme sorulan ne zaman ya da nasıl soruların cevabı zarf fiilleri bulacak. Hemen başlayalım. İsim fiiller. Taktiğimiz ne? Öncelikle bul. Mameyle olmuş yapılabilen sözcü belirle. Hemen bakalım. Yüklemleri çiziyorum ben. Spor yapmayı çok seviyor. Spor yapmak sağlık için yararlıdır. Top alışı, sürüşü, putu atışı çok iyi. Tamam. Burada iyi yüklem. Tamam. Şimdi. Yapmayı yapmamayı. Fiilimsi. Yapmak yapmamak. Fiilimsi. Alış, almayış, sürüş, sürmeyiş, atış, atmayış. Bunlar da fiilimsi. Peki. Yapmayı ma eki almış. Yapmak mak eki almış. Iş, üş, ış. Mayışmak eklerini aldığı için bunlara biz isim fiil diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi isim fiil eklerini alan bazı sözcükler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olabiliyor. Mesela kazma, çakmak, giriş, çıkış, yağış, dondurma, sarma, dolma, zeytinyağlısı bilhassa. Gözleme, danışma, buluş, uçurtma. Bunlar artık kalıplaşmış. Yani bunlara a uçurtma mı uçuruyor? Öyle olmaz. Bu artık kalıplaşmış yani. Bir de şurası önemli arkadaşlar. Mame yani bunlar filmsi değil diğer bir de işte. Bunlar kalıcı isim. Mame olumsuzluk eki ile isim fiil eki karıştırılmamalı. Yorgunsun bu soruları şimdi çözme diyor bak çözme. Yani bu olumsuzluk eki. Bu soruları çözme zamanım geldi. Geldi yüklem çözme zamanı çözme isim fiil. Bak buraya isim fiil diye yazıyorum. İsim fiiller isim tanımlamasında yer Çalışma masasını duvara yasladı. Yasladı. Neyi? Çalışma masasını. Bu bir tamlama ve tamlamanın da tamlayanı isim fiil olmuş. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Evde yemek yok mu? Bak buradaki yemek bir isim arkadaşlar. Yememek diyemiyorsun. Yemek yemek istiyorum. Yemek isim ama yemek yemek istiyorum der ki yemek ikinci yemek bu bir fiilimsi. Niye? Yemek yememek istiyorum ya da yemek yemek istiyorum. İkisinden biri olabiliyor ama şu evde yememek var mı? Ne diyorsun oğlum kafayı mı yedin? Ama yememek istiyorum anne diyebilirsin. İşte bu fiilimsi. Sıfat fiillerde anası mezar dikecek mi şeklini alıyor. Taktiğimiz yine aynı. Önce cümlede yüklemi buluyoruz. Lokomotifi. Sonra mame ile yapılabilenleri belirliyoruz. Önce yüklemleri bulalım. İşleyen demir pas tutmaz. Tutmaz. Müzde görüle seser çoktu. Çoktu. Tükenmez bir inançla yol alıyordu. Yol alıyordu. Bence şiir anlaşılır bir dili yazılmalıdır. Yazılmalıdır. Başa gelmedik iş olmaz. Olmaz. Gelecek hafta sizi yemeğe götüreceğim. Götüreceğim. Çürümüş kirişleri değiştirdiler. Değiştirdiler. Yüklemleri bulduk mu bulduk. Şimdi mame ile bakalım. İşleyen işlemeyen demir. Görülesi, görülmeyesi. Tükenmez, tükenir bir inanç. Anlaşılır bir dil, anlaşılmaz bir dil. Başa gelmedik iş, geldik gelmedik. Gelecek hafta, gelmeyecek hafta. Çürümüş girişler, çürümemiş girişler. Bunların her biri arkadaşlar işte mame ek alabilen. Filmsi oluyor. Ve aldıkları şu eklerden dolayı. En, esi, mez, ar, dik, ecek, miş. Yani anası mezar dikecekmiş eklerinden dolayı. Bunların her biri sıfat fili oluyor. Çektiler yüklem çürüyen çürümeyen en sıfat fiilekini alan çürüyen sözcü de sıfat fiil yani fiilimsi oluyor. Sıfat fiiller de kalıcı isim olabiliyor. Mesela dolmuş, yiyecek, yiyecek, yakacak, çağlayan, yemiş, geçmiş, yazar, döner. Bunlar artık kalıplaşmış yani. Bunlara fiilimsi diyemez. Aa çağlamayan. Hayır bu çağlayan artık bu kalıplaşmış. Sıfat fiiller genelde sıfat anlaması şeklinde bulunuyor. Mesela ama bazen de sıfat anlaması olmayabiliyor. Şöyle ki derse dinleyen öğrenciler konuyu öğrenir öğrenir yüklem tamam. Kim öğrenir? Ders yani dinleyen sıfat fiilini görebiliyorsunuz. Dinleyen dinlemeyen. Şimdi burada bir tamlama var. Nasıl öğrenciler? Dersi dinleyen öğrenciler. Bakın burası bir sıfat tamlaması aynı zamanda. Akıllı öğrenciler konu öğrenir. Çalışkan öğrenciler konu öğrenir. İşte dikkatli öğrenciler konu öğrenir. İyi öğrenciler konu öğrenir. Kötü öğrenciler konu öğrenir. Sonuçta bunların her biri bir sıfat tamlaması yapıyor. Niye? Çünkü iyi öğrenciler, akıllı öğrenciler, zeki öğrenciler bunlar böyle. Burada da ders dinleyen öğrenciler var. Şimdi buraya dikkat. Edin. Dersi dinleyenler konu öğrenir dediğimizde. Öğrenir yüklem. Tamam. Burada dersi dinleyenlerdeki dinleyenler filmsi. Sıfat fiil Ama burada sıfat tanıması yok. Niye? Çünkü dersi dinleyen öğrenciler diye bir e, sıfat ve isimden oluşan bir şey yok yani. Anlaştık mı? Burada sadece adlaşmış sıfat fiil var. Bunu yazalım. Adlaşmış sıfat fiil var. Bu ise sıfat tanıması. Sıfat tanıması. Biliyorsunuz tamlama olabilmesi için iki tane sözcük lazım. Birazdan da onu öğreneceğiz. Mezar dikecekmiş sıfat filekleriyle kipekleri karıştırmamalı. Mesela ağacın yaprakları kurumuş, bu mişli geçmiş zaman. Ama kurumuş yapraklar dökülüyor dediğimizde... ...dökülüyor fiilimiz, kurumuş sıfat fileki. Yani bakın bu bir fiil, bu bir fiilimsi. Bu mişli geçmiş zaman eki almış, bu anası mezar dikecekmiş sıfat fileki almış. Bu basit bir sözcük, bu bileşik türemiş bir sözcük. Niye? Çünkü bu artık bir sıfat olmuş. Türü değişmiş yani. Burada yiyecek var mı? Mesela bu yiyecek artık isim. Yemeyecek var mı diyemezsin. Kahvaltıda ne yiyecek? Bu bir fiil. Yiyecek bir şeyler alın. Nasıl şeyler? Yiyecek şeyler bak. Yiyecek şeyler. Bu işte sıfat fiil. Yemeyecek şeyler var, yiyecek şeyler var diyebilirsin mesela. İşte bu sıfat fiil. Bakın tekrar söylüyorum. Şuradaki yiyecek artık kalıplaşmış bir isim. Buradaki fiil. Buradaki ise sıfat fiil. Geldik zarf fiillere. Zarf fiillerde mayışmak ve... Anası mezar dikecekmiş ekleri haricinde. Yani isim fiil ve sıfat fiil ekleri haricindeki ekleri alan fiilimsel oluyor ama bunları şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. Bunlar yükleme sorular ne zaman veya nasıl sorusuyla da bulunabiliyor. Mesela yine önce yüklem bulacağız. Sonra mameyle onus yapılabilen sözü belirleyeceğiz. Mesela bakın şuradan göstereyim. Düştü yüklem. Kayınca kaymayınca diyebiliyorsun. Bu fiilimsi. Ne zaman düştü? ayağa kayınca. Veya nasıl düştü? Ayağı kayınca düştü. Gördüğünüz gibi bu zarf fiil oluyor. Mesela Buraya koşa koşa gelmiş. Kitabı açıp okumaya başladı. Okula yürüyerek gidelim. Maç başlayınca bana haber ver. Haber ver. Sen gider çiçekler açmıyor. Açmıyor. Durmadan çalışıyordu. Çalışıyordu. Karşıya geçerken dikkatli ol. Dikkatli ol. Oraya varır varmaz beni ara. Ara. Burada kırmızı ile dikdörtgen için aldıklarımın fiil olduğunu, yüklem olduğunu biliyorsunuz. Nasıl gelmiş? Koşa koşa. Nasıl okumaya başladı? Kitabı açıp. Nasıl gel, gidelim? Yürüyerek. Ne zaman? Maç başlayınca. Ne zamandır çekler açmıyor? Sen gidelim. Nasıl çalışıyordu? Durmadan. Ne zaman dikkatli ol? Karşıya geçerken. Geçerken geçmezken. Durmadan durarak. Gideli gitmeyeli. Başlayınca başlamayınca. Yürüyerek yürümeyerek. Açıp açmayıp. Koşa koşa koşmayan koşmayan. Beni ne zaman arayayım? Varır varmaz. Bak buradaki AA eki, ıp eki, erek eki, ıncı eki, eli eki, madan eki, ırken eki, ırmez ekleri. Bunların her biri arkadaşlar zarf ilikleridir. Ve dediğim gibi bazıları nasıl sorusuna cevap verir ve durum anlamı katar. Nasıl sorusuna cevap verenler durum anlamı katar. Bazıları da ne zaman sorusuna cevap verir. Bunlar da tabii ki de zaman anlamı katar. O zaman bu nasıl gidelim yürüyerek gidelim dediği için durum anlamı katıyor. Nasıl çalışıyordu durmadan çalışıyor dediği için durum anlamı katıyor. Ama ne zaman ara varır varmaz beni aradığı için zaman anlamı katıyor. Şimdi az önce söylediğimizi burada da göstermişiz zaten. Zaman veya durum bakımından sınırlayabilir. Ders başlayınca konuşmayı kestik. Bu zaman anlamı katmış. Sınavı kazanmak için ölesiye çalışıyordu. Nasıl? Ölesiye. Bak bu nasıl dediği için durum anlamı katmış. Nasıl sorusuna cevap verdiği için. Hocam burada kazanmak var. E tamam bu kazanmak isim fiil ama. O ayrı. E, bu ise zaman anlamı katmış. Bunu da bilmeniz lazım. Üp üp zarf fiili ki cümlede yargıları bağlama görevinde kullanabilir. Şemsiyesini aldı. Bu bir fiil. Dışarıya çıktı. Bu da bir fiil. Şemsiyesini alıp dışarıya çıktı. Çıktı yine fiil ama bu sefer alıp ne oldu? Bir bağ fiil oldu. Keneki sadece fiiller ne zarf fiil yapar. Gençken spor yapardık. Genç beken diyebiliyor musun? Yani olmuyor yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Ama uyurken uyumazken diyebiliyorsun. İşte bu zarf fiil. Bakın bu zarf. Bu ise zarf fiil. Madan ekini alan sözcüklere dikkat edilmelidir. Çok çalışmadan kimseye zarar gelmez. Neyden kimseye zarar gelmez? çok çalışmaktan demek istiyorum. Çok çalışmadan kimseler. Bu izle, o yüzden bu isim fiil. Çok çalışmadan başarı ulaşılamaz. Nasıl başarıya ulaşılamaz? Çok çalışmadan. Bu madan bedeni kalmış. Bak. Buradaki çok çalışmaktan kimseye zarar gelmez yani isim fiil. Bu ise nasıl başarıya ulaşılmaz? Çok çalışmadan. Yani mutlaka çalışmanız lazım demek istiyor. Bu da zarf fiil oluyor. Şimdi geldik tamlamalara. Tamlamaları da öğrenip konumuzu bitireceğiz. Filmsi öğrendik taktiklerimizi uygulayacağız ve rahat rahat yapacağız. Hiç korkmanıza gerek yok. Zaten e, sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı'na ve Dinamo Soru Bankalarımızda da bunlarla alakalı mükemmel sorular var. Bunları da mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Tamlamalar isim ve sıfat tamlaması olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada şunu bileceğiz ki mesela diyelim ki duvar diye bir sözcük. <laughs> mesela duvar diye bir sözcük tamlama olmaz. Duvar diye bir sözcükten tamlama olmaz. Ya da kalem, Kalem diye bir tamlama olmaz. Şimdi bunları hem isim hem sıfat tamlaması yapacağım. Veyahut da mesela defter. Defter diye bir sözcük tamlama olmaz. Başka bir örnek vereyim. Sınav. Bunlar tek başına. Bunların yanına bir tamlayan getireceğim. Ve bunlar tamlama olacak. Bakın şimdi. Okul duvarı deyince bu bir isim tamlaması olur. Ee, Ali'nin kalemi deyince bu bir isim tamlaması olur. Veyahut da işte onun defteri deyince bu bir isim tamlaması olur. Türkçe sınavı deyince bu bir isim tamlaması olur. Şimdi... Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasında bir ilişki vardır. İsim tamlamalarında isim T diyorum. Sıfat tamlamalarında da tamlayanla tamlanan arasında bir ilişki vardır. Şimdi bu ilişki bakalım bulabilecek misiniz ben söylemeden? Sonra ben zaten söyleyeceğim. Dikkat edin. Şimdi nasıl duvar? Güzel duvar. Bu bir sıfat alması olur. Nasıl kalem? Renkli kalem. Bu bir sıfat alması olur. Hangi defter? Şu defter. Bu bir sıfat alması olur. Nasıl sınav zor sınav bu bir sıfat tanıması olur. Şimdi bakın. Bu turuncular isim olduğu için isim tanımlaması oluyor. Bu kırmızılar sıfat olduğu için sıfat tanımlaması oluyor. Ne anlatıyorsunuz ya manyak mısınız siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın. Bunları bunları ne, neyin ve kimin sorularını sorarak buluyoruz. Ne duvarı, okul duvarı. Kimin kalemi? Ali'nin kalemi. Kimin defteri? Onun defteri. Ne sınavı? Türkçe sınavı. Yani bu soruları buluyoruz. Bunları ise nasıl duvar nasıl kalem, hangi defter, işte kaç sınav, işte iki sınav da sıfat anlaması yapıyor. Bunları da bu sorularla buluyoruz. İşte mantık bu. Bu soruları sorduğunuz zaman isimlere sıfat anlamasını verir. Bu soruları sorduğunuz zaman isimlere isim tanımlamasını verir. Bu kadar basit. Yani ne sınavı deyince Türkçe sınavı isim tanımlaması, Nasıl sınav? Zor sınav deyince sıfat sıfatlanmaz. Bu kadar basit. Konu şu anda bitti. Üniversiteden çıkacak bütün soruları bu yöntemle yapabilirsiniz. Ama birkaç detay var. O detayları göstermek istiyorum. Bak burada zaten söylemişiz. Bak. Ne neyin kimin isim tanıması? Nasıl hangi kaç sıfat tanıması? Nasıl ev? Hangi ev? Kaç ev? Kaç kat? Hangi evler? Bunların hepsi sıfat tanıması. Ne bahçesi? Neyin kabuğu? Kimin kalemi? Neyin koltukları? Veya ne otobüsü? Bunların hepsi isim tanıması oluyor. Şimdi burada bayağı uzun bir cümle var. Bunun içindeki tamlamaları bulacağız ama bundan önce isim tamlamalarını bir tanıyalım. Şimdi burada isim tamlamalarında ne demiştik? Ne, neyin ve kimin sorularını soruyorduk. İşte neyin ve kimin sorularını sorulup da hem tamlayanın hem tamlananın ek aldığı tamlamaları biz belirtili isim tamlaması diyoruz. Bakın şimdi. Kızın saçları. Kimin saçları? Kolyenin şekli. Neyin şekli? Çantanın boyutu. Neyin boyutu? yolun sonu, gömleğin rengi, telefonun fiyatı, evin çatısı, neyin rengi, neyin fiyatı, neyin çatısı. Bunların her biri hem tamlayan hem de tamlanana ne kaldığı için belirtili isim tamlaması oluyor. Belirtili isim tamlaması ise sadece tamlayan ne kalıyor. İş kazası, işin kazası değil. Koltuk değneği, koltuğun değneği değil. Kol sargısı, kolun sargısı değil bak sadece kol sargısı. İklimin krizi değil sadece iklim krizi. Denizin seviyesi değil, sadece deniz seviyesi. Türkçenin defteri değil, sadece Türkçe defteri. Suyun sesi değil, sadece su sesi. Yolcunun vapuru değil, sadece yolcu vapuru. İşte sadece ikinci kalırsa da... ...belirtisiz isim tanımlaması oluyor. Zincirleme isim tanımlaması ise... ...ınının ısının ısı. In, ın, 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 ın. Yani müzik, grubunun solisti. Üç tane isim birbirini buluyor. Konser, salonunun koltukları. Konağın, bahçe, duvarları. Üniversite, öğrencilerin yerleşim sorunu. Yani artık daha da uzamış, görüyor musunuz? Dolayısıyla... Birden yani fazla olursa, iki tane olursa tamlama oluyordu ama üç tane, dört tane olursa zincirlemesinin tamlaması oluyor. Şimdi sıfat tamlamasına bakalım. Sıfat tamlamasının hangi sorularla bulunuyordu? Nasıl, hangi ve kaç sorularıyla bulunuyordu? Nasıl tavşan, nasıl tavşan, nasıl kaç tavşan, hangi tavşan? Bak bunların her biri sıfat tamlaması yapıyor. Zaten bir cümlede sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır. Bir cümlede sıfat varsa bulacaksınız ve orada sıfat tamlamasını göstermiş olacaksınız. Nasıl günler? Güzel günler. Nasıl? Kaç koltuk? İki koltuk. Hangi elbise? Bu soru sıfatıyla yapılmış. Her kitap. Gördünüz mü? Nasıl günler? Güzel günler. Kaç koltuk? İki koltuk. Hangi kitap? Her kitap. Bunlar sıfat ve bunlar da sıfat tanıması oluşturuyor. Şimdi bazı detayları da verip bitiriyorum dersimizi. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan birinci ve tamlanan zamir olabilir. Onun yazısı. Bak burada tamlayan zamir olmuş. Öğrencilerin çoğu. Burada tamlanan zamir olmuş. Birinciye tamlayan, ikinciye tamlanan diyorduk. Bunların hepsi. ikisi de zamir olmuş. Hem birinci hem ikinci zamir olmuş. isim tamlarında tamlayan durumdaki zamir düşebilir. Onun romanları izlenimci eleştirmenlerden geçer not alıyor. Romanları dedi ya. ...işte bu. Arkadaşlar buraya yazıyorum. Burada artık tamlama yok. Ama size sınavda bunu tamlayanı düşmüş yani birincisi düşmüş isim tamlaması diye sorabilirler. Düşmüş isim tamlaması diye sorabilirler. Belirtili tanımlamalarında tamlayan ile tamlanan yani birinci ile ikinci yer değiştirebilir. Bağlarında memleketimin lezzetli üzümler yetişir. Bağlarında memleketimin lezzetli üzümler yetişir. Memleketimin bağları demek istiyor. bak. Memleketimin bağları ama iki birden önce gelmiş. İki birden önce gelmez ki. O zaman yer değiştirmiş. Ha burada lezzetli üzümler değil sıfat tamlaması var, o ayrı mesele. Biz şuraya bakıyoruz. Memleketimin bağları. Memleketimin bağları derse burada yer değiştirme ama yukarıda yer değiştirmiş oluyor. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına söz öbekleri girebilir. Derenin üç asır öncesinden kalan taş köprüsü. Bak derenin köprüsü. Derenin köprüsü diye belirtili bir isim tamlaması varmış. Bu tamlayanmış. Bu da tamlananmış. Araya üç asır öncesinden kalan taş diye bir sıfat girmiş. Belirtili isim tamlamalarında ın ı'da yani hem tamlayan birinci hem de tamlanan sıfatlar nitelenebilir. İnsanların işleri insanların işleri. Bu birincisi, bu ikincisi. Yani bu tamlayan, bu tamlana. Ama büyük insanların önemli işleri diyor. Bunların her biri ne yaptı? Cümlede tamlayanı ve tamlananı niteledi. Belirtili isim da den eki tamlayan eki olarak kullanabilir. Öğrencilerden biri bak. Öğrencilerin biri de belirtili isim tamlaması. Öğrencilerden biri de. Belirtili isim tamlamaları sıfat görevinde kullanabilir. Usta işi öyküler var yazarın son eserinde bak. Yazarın, bakın buraya dikkat edin yazarın eseri bu tamlayan bu tamlanan tamam. Son eseri dediğimizde buradaki son araya giren bir sıfat oluyor. Ama burada onu sormuyor. Diyor ki öyküler isim tamam. Nasıl öyküler? Usta işi öyküler. Usta işi sıfat tamam. Burası bir sıfat tanıması. Şu siyahla titörtün aldım sıfat tanıması. Ama bize şunu soruyor. Bu sıfat tanımasının sıfatı ne usta işi? Usta işi sözcüğü kendi içinde bir belirtisiz isim tamlaması. Bak ustanın işi olsa belirtili olacak. Usta işi belirtisiz olmuş oluyor. Belirtisiz isim tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir. Asker elbisesi, bak şimdi buraya yazıyorum. Askerin elbisesi olsaydı belirtili olurdu ama asker elbisesi belirtisiz. Yeşil asker elbisesi olmuş. Dolayısıyla burada ne olmuş? Burada askerimizin elbisesi güzel yazalım. Yeşil sıfatı gelmiş. Sadece askeri değil, sadece elbise değil, asker elbisesine gelmiş. İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan birden fazlasından oluşabilir. Sanatçının makaleleri, şiirleri ve öyküleri derlendi. Makale, şiir, öykü. Bunların her biri tamlanan. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin isteklerini dikkate al alıyorlarmış. Bak şimdi. Burada da birden fazla tamlayan var, bir tane tamlanan var. Tamlamalar cümlenin ögesi olabilir. Süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları genellikle belli başlı şekillerde olmaktadır. Ne belli başlı şekillerde olmaktadır? Süper kahramanların çizgi romanlarında güçlerine koşmaları. Bak gördünüz mü? Özne ne kadar uzun. Bölgenin dörtte üçünü kaplayan ovalar meraklı konuklarına en güzel manzaralarını bahar aylarında sunar. Zaten tanımlar konusunda özü burada başlıyor bak şimdi. Sunar yüklem. Kim sunar? Bölgenin dörtte üçünü kaplayan ovalar. Kime sunar? Meraklı konuklarına. Neyi? En güzel manzaralarını. Ne zaman? Bahar aylarında sunar. Bu cümle şöyle olabilirdi bak şimdi ovalar virgül konuklarına konuklarına manzaralarını man pardon güzel yazmadım manzaralarını baharda baharda sunar olabilirdi. O zaman bu cümleyi şöyle ayırdınız. Sunar yüklem ovalar özne konuklarına dolaylı tümleç manzaralarını belirtili nesne baharda da zar tümleci olurdu. Ve bu cümle bu şekilde öyle ayırdı. Ama bu ÖSYM'nin cümlesi. ÖSYM diyor ki ya bunu, bunu herkes ayırır diyor. Bunu herkes ayırır. Ben biraz bunu böyle alengirleştireyim diyor. Bölgenin dörtte üçünü kaplayan ovalar. Meraklı konuklarına. En güzel manzaralarını. Bahar aylarında. Yani böyle tamlama yapıyor. İşte bunlar tamlama olduğu için de bölünmüyor. Cümle de bu soruyor arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken sıfırdan ona Türk dil edebiyatı ve onun sınıf Dinamo Soru Bankamızda... ...fiilimsiler ve tamlamalarla alakalı efsane sorular, efsane yazılı örnekleri var. Bunları da mutlaka çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden e, sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Hadi bakalım konumuzu bitirdik. Yarım saat sürdü ama iki tane temel konuyu bitirdik. Yani bir dönemlik konuyu bitirdik. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.